Ben hep öyle diyorum ya, Çanakkale'de insanlar yağmur gibi kurşunlara maruz kalıyormuş. Biz bu dönemde özellikle silah arkadaşlarımızı, aileleri kurşun gibi iftiralara maruz kaldılar. Büyük bir katliam planladılar. Yüz binlerce insanın öldürülmesini planladılar. Ancak basiretli esir, sürgün komutan ve arkadaşlarımızın yerinde kararlarıyla yüz binlerce insan hayatı kurtuldu. Ve ben kendilerini ateşe attıklarını, kendilerini feda ettiklerine inanıyorum. Çok kısa bir telefon görüşmesi mesela. Bir albayımız eşini arıyor. Tuzağa düşürüldük. Siviller birliği sardı. Onları öldürecek şekilde tertip alınmış. Ben bunu yapamam. Halkıma karşı ateş edemem. Hakkını helal et. Polis geldi. Teslim olacağız. Bu işin sonu nereye gidecek bilmiyoruz diye eşini arıyor. Diğerleri nasıl insan ki bunu oy kazancına hamlettiler. Kendisi yarbayken Vietnam Savaşı sırasında deniz havacılığı uçağı düşürülüyor ve Vietcong'lara esir düşüyor. 7 yıl boyunca işkence görüyor. Hayatta kalıyor, kurtarılıyor. Sonra gazeteciler kendisine soruyor. Diğerleri pek çok kişi öldü. Siz nasıl hayatta kaldınız? Neydi sırrınız? Kendinizi nasıl motive ettiniz diye. Onun işte ibretlik cevabıdır. Bir günde yaklaştık. Bizim bir grup arkadaşımız vardı. Onlar hep bir beklenti içerisindeydi. Paskalya gelecek, kurtulacağız. Noel gelecek, kurtulacağız. Amerikalı askerler gelecek, kurtaracak bizi. Bir beklenti içerisindeyiz. Ve o beklenti içerisinde arkadaşlar bir süre sonra bünyeleri iflas etti. Maruz kaldığımız işkencelere dayanamadılar, toprağa düştüler. Biz bir diğer grup arkadaş ise aramızda bir şifre geliştirdik. Bir gün daha yaklaştık. Ve burada çeşitli seslerle sağa sola taşla, odunla vurarak birbirine çünkü konuşmaları da yasak. Öyle bir işkence ortamı. Aynı Türkiye'ye çok benziyor aslında. Kodlamayla hatırlatıyorum. Bir günde yaklaştık. Dik durun, diri durun. Güzel günler yakın. Güzel günler bizimdir. Yarınlar bizimdir diye bir günde yaklaştık. Hakikaten bir günde yaklaştık.